İşte zirvedeyim. Acaba atmacanın yuvası? Hah, işte burada. Merhaba küçük atmaca. Merak etme, canını acıtmayacağım. Yani aslında biraz acıyabilir ama sakin ol, olur mu? Ah, işte bu kadar. Evet, annen gelmeden bir an önce inmem gerekiyor. Bu çok geç. Geldi bile. Bayağı sinirliye benziyor. Ne yapacağım şimdi? Sen parfüm kullanıyor musun? Neden sordunuz? Yanında bir şişe parfüm bulundursan iyi olur gibi geliyor bana. Tabii ya, buldum. O bir alerjik atmaca. O nasıl, ne demek istediğini galiba şimdi anladım. İşte bu kadar. Beynime soktu firketeyi. Pardon, oradan sivri bir şey çıkmış canım da. Ay toka işte. Ay inanabiliyor musun Aslı'cığım? Şuraya saç yaptırmaya gelirdik de gelin başı yaptırmaya gelen gelinleri görürdüm. Hasetinden çatlardım. Onların duvaklarını yolmak isterdim. Ben neden gelin olamıyorum diye. Ama işte sonunda hayallerim gerçek oldu. Ah, kıyamam sana. Fidnacığım, aslına bakarsan ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Hani sen derdin ya arada bir, Burak Bey de bana karşı boş değil, ilgili falan derdin ya. Ben içimden böyle kıs kıs gülerdim, inanmazdım sana. Şimdi çok utandım kendimden. Yani bu kadar hızlı şey olunca siz evlenmeye falan kalktınız. Kendimden utandım vallahi ya. Ya aşk böyle bir şey işte Aslıcığım. Ama ben biliyordum. Burakcığımın o sarı el uzun büyüsünün etkisinden kurtulup kalbinin sesini dinleyip bana aşık olacağını biliyordum. Gencim, güzelim, çapkınım, hovardayım, 24 ayarlıyım. zaten Burak Beyciğimin o kart kadınla olması şaşılacak bir şeydi. Yani benim gibi bir güzellik dururken değil mi? Kart derken? Kart kim? Selena Kart tabii ki. Allah aşkına erkek olsan Aslı'cığım o içi geçmiş sarı yelyozu mu isterdin? Yoksa benim gibi çiçeğe burnunda bir genç kızı mı? Çiçeği burnunda artı genç kız eşittir sen mi oluyorsun şimdi? Yani aşk olsun seninki de soru mu? Ben tabii ki seni seçerdim. Teşekkür ederim. Aşkım hazır mısın? Aa, görmeyecektin sen gelinli yüz görümlü olacaktım. Hazırım. Ben sana yıllardır hazırım Burak. Ama bir de sen bak istersen hazır mıyım değil miyim? Harikasın bebeğim her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Biliyor musun sen de damatlıklar içerisinde Tom Cruise, hatta Brad Pitt, hatta Sawyer gibi olmuşsun, onu sollamışsın bile. İnanır mısın, 815 nolu uçakla ıssız bir adaya düşsem, yanıma alacağım üç şey de sen olurdun. Biliyorum aşkım. Yeter ama, ayıp canım, evinize saklayayım biraz değil mi? Dayanamıyor Hınzır, dayanamıyor, akşamı bekle. Ay çocuklar geç kalacağız, daha fotoğraf çektireceksiniz canım, hadi gidelim. Evet, Aslı'cığım sen buradaki hesabı kapatır mısın? Doğal olarak bizim yanımızda cüzdanlarımız yok. Daha evlilik cüzdanımızı almadık. Hadi bay. Ay bunlar biz iki oldu. Allah'ım yardım et. Yüce Onos, söylediğiniz gibi tüy getirdim. Gel bakalım Selena. Evet, güzel. Hadi hemen çözelim sihiri. Dur bakalım, acele etme. Nasıl acele etmem Yüce Onos? Nikah saati yaklaşıyor. Evet ama yapman gereken bir şey daha var. Bir şey daha mı? Evet. Çifte telli ormanına gidip ormanın gizli koruyucusu uçan ejderhanın ağzındaki ateşle bu meşaleyi yakacaksın. Peki efendim. Bilmen gereken bir şey daha var. Uçan ejderha ormana giren herkese öyle kolay kolay görünmez. Peki ben onu nasıl göreceğim? Kızdıracaksın. Kızdıracak mıyım? Evet. Çifte telli ormanın ejderhası, ormana giren kişi eğer çifte telli oynamazsa
sinirlenip ortaya çıkar. Onun için ormana gittiğin zaman sakın ha çifte telli oynama. Oynama ki ejderha sinirlenip kızıp çıksın. Yüce Onos, affedersiniz ama sevgilim bir başkasıyla evlenmek üzere. Emin olun, yani zaten hiç göbek atacak havamda değilim. Anlıyorum. Anlaşılıyor ki sen ormana hiç gitmemişsin. Hadi bakalım, hadi. Kolay gelsin. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.